Büyük Üstad Neşet Ertaş'ın cenazesi vasiyeti gereği babası Muharrem Ertaş'ın yanına konulmak üzere Kırşehir'e getirildi. Ertaş'ın naaşı ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı için Ahi Evranı Veli Camii'ne getirildi. Halk ozanı Neşet Ertaş'ı son yolculuğuna uğurlamak için tüm sevenleri cami avlusunda hazır beklediler. Hemşehrilerinin ve sevenlerinin yanı sıra bürokratlar ve sanatçılar da ustayı yalnız bırakmadılar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanı sıra Orhan Gencebay, Arif Sağ, Edip Akbayram, Bediha Akartürk, Sabahat Akkiraz, Kubat, İsmail Altunsaray, Ekrem Çelebi, Hasan Saltuk, Fahri Çelebi gibi sanat dünyasının ünlü isimleri Ahi Evran Camisi'nin avlusunda Neşet Ertaş'a son görevlerini yapmak üzere yerlerini aldılar. Türk halk müziğinin büyük ustası Neşet Ertaş'ın cenazesini bekleyen sevenlerinden dayanamayıp baygınlık geçirenler de oldu. Beldelerin fethi denilen Leşkeri Gaza'nın yaptığı fetihtir. Diğeri ise Leşkeri Dua denilen gönül erlerinin gönül sultanlarının yaptığı Fütuhul Kulub'tur. Kalplerin fethidir. Pir Türkistan olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevi'dir. Sonra Ahi Evran-ı Veli'dir. Hacı Bektaş-ı Veli'dir, Mevlana'dır, Yunus Emre'dir. Ve bu çizgiyi devam ettiren, o günden bugüne gönül dünyamızı besleyen sevgiyi, dünyanın faniliğini, hayatın geçiciliğini bize haykırarak birbirimizi sevmenin tek çıkar yol olduğunu gösteren önemli halk şairlerimizden, önemli ozanlarımızdan birisi de hiç şüphesiz bugün yalan dünya, yalan dünya diye sözüyle, sazıyla feryat ederek seslendiği dünyaya, ebediyete
ve sonsuzluğa yolcu ettiğimiz Neşet Ertaş beyefendidir. Gönül Sultanı dediğimiz tarihten bugüne gelen bu güzel insanlar gönülleriyle hak ile olmuşlar. Hakkın, adaletin, sevginin ve barışın simgesi haline gelmişler. Elleriyle ve dilleriyle de halkın içinde bu gerçeği halka haykırmışlardır ve güzelliğin egemen olması, mutluluğun toplumda daim olması için ellerinden gelen çabayı göstermişlerdir. Neşet Ertaş, üstadımız, gerçekten böyle bir şairimiz, böyle bir büyük ozanımızdır. O adeta silahsız bir halk kahramanıdır. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Ruhi için El Fatiha! Halkımızın bir ferdi olarak her birinizden onun hali hayatında ve kemali sıhhatinde Müslüman bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Daha yüksek sesle şahitlik eder misiniz? Neşet Ertaş da şüphesiz fani ve bir insan. İnsan olarak hasbel beşeriye birbirimize taalluk etmiş olan hakları bulunabilir. Son yolculuğunda Neşet Ertaş üstadımıza haklarınızı helal eder misiniz? Lütfen haklarınızı helal edin. Lütfen haklarınızı helal edin. Neşet Ertaş musalla taşında. Artık sözü yok. Sadece şu musallada bize nasihati var. İşte ben de sizler gibi yaşadım. Yaşadım sazımla, sözümle, neyim var, neyim yok hepsini ortaya koydum. Örnek olacak şeyler söyledim. Ve bir çizgi ortaya koydum. İşte şimdi ben de o emanet olan nefsimi sahibine teslim ettim ve ona dönüyorum. Öncelikle ailesinin, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ve rahmet dileklerimizi zaten burada toplanan şu cemaatle de ortaya bir gerçek konuluyor. Sevgi büyük, sevenler çok. Öyleyse inanıyorum ki yeri de çok faziletli olacaktır. Yolun açık olsun diyorum üstad. Açalım arkadaşlar. Yavaş yavaş arkadaşlar. Allah'a